Evet, Lise Anıları Part 2. Şimdi yaramazlıklar diyeyim. Yani aslında pek yaramazlık sayılır değil ama beni bulan aksilikler diyeyim. Lise 1'den başlıyorum yine arkadaşlar. Tekirdağ Anadolu Lisesi'ndeydim Lise 1'de. Şimdi okulun basket maçı var arkadaşlar. Sınıflar arası turnuvalar var. Biz de arkadaşlarla boş ders indik aşağı arkadaşlar. Tribünlerde izliyoruz. Tribünler karşılıklı değil. Karşıda bir gösteri sahnesi var. Ortada basket sahası var. Tek sırada tribün var arkadaşlar. Biz de tribünlerin en üst sırasındayız. Orada da kalorifer petekleri var. Zıplıyoruz orada. Kalorifer peteğin üzerine çıkmışız. Ne alakaysa yani en üstte biz olacağız gibisinden. Her neyse zaten en üstte böyle tribün böyle meyilli şekilde dik üçgen şeklinde arkadaşlar. Biz de gittik peteklerin üzerine zıplıyoruz. 2-3 kişi. Petek tabi bizi taşıyamadı arkadaşlar. Petek bir çöktü arkadaşlar. Tribünün arkasına düşürdük az kalsın. Ondan sonra kendimizi öne attık. Bu sefer de kaynar su geliyor. Foşur foşur böyle üzerimize. Tabi en alt kat 3-4 kat basıncı da bize geliyor arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar bayağı kalabalıktı maç. Biz böyle sırılsıklam olduk. Neredeyse böyle üstümüz başımız yan tarafımız gitti böyle. Yanında müdür yardımcısı falan vardı. O bizi fark etmedi. Bizim kırdığımızı fark etmedi. Yani olayın sorumluları teşhis edilemedi. Yine ben varım. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı'nın oğlu var. İşte bir tane de Alpay diye bir arkadaşım vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra sırılsıklam sınıfa gittik. Din kültürü hocası da bize alay ettiydi. Gusül abdesti mi aldınız falan filan. Her neyse ben bayağı bir korkmaya başladım. Acaba bizi gördüler mi, şikayet edecekler mi falan filan. Dayımlar da kalorifer tesisatçısı. Neyse diyorum yani fark edilirse bir şey olursa disipline verirlerse verirler bir de yaptırırlar. Dayımları yapar ama yani annemler Tarsus'ta ben Tekirdağ'dayım. Anneannemlerde kalıyorum. Bu sefer sorun olacak. Yani seni okumaya gönderdik oraya sen yaramazlık mı yapıyorsun gibisinden sorunlar olacak. Her neyse okul hemen bir tamirci çağırmış. Tesisatçı, kaloriferci falan çağırmış. Yaptırmış ama kimin yaptığı ortaya çıkmadı. O şekilde yırtmıştık. İzleyen hocalar varsa oradan yani denk gelirse o gün kalorifer kıran bizdik hocam. Hakkınızı helal edin artık ya da diğer öğrencilerden parası çıktı tabii. Ondan sonra arkadaşlar şimdi başka yerden telafi edeceğim o parayı. Bir de lise 1'de okula başladığım zaman okulu yeniliyorlardı arkadaşlar. Boyası, kapıları, işte lavaboları falan filan değişiyordu. Öğrencilerden bayağı bir para topladılar ve okulun şöyle bir özelliği de vardı. Kendi formasını kendisi satıyordu. Bir kışlık gömlek alıyordunuz 60 lira. O zamanın parası 15 sene öncesinin parası. Bir kazak alıyorsunuz 90 lira. Bir beden eğitim forması 90 mı 120 lira mı neydi? Her şey paraydı arkadaşlar. Yani kravatı 30 lira mıydı 60 lira mı neydi? Bir pantolonunuzu dışarıdan alıyordunuz. O kadar. Gerisine kazağınız orada kazak yoktu. Ceket vardı arkadaşlar. Kazak yerine kışlık gömlek görüyorlar. Böyle biraz yünlüydü. Bodruncu gömleğinin gri halini düşünün. Kalın bir şeydi. Güzeldi. Kızlara da gömlek yoktu. Boğazlı kazak giyiyorlardı arkadaşlar. Kış formu olarak altlarına etek giyiyorlardı. Bir de lacivert ceketleri vardı. Değişik bir forma stili vardı diyeyim. İngilizce kitaplarınızı yine okul satıyordu size. Oradan para topluyordu. Onunla ilgili de bir sıkıntı yaşadım. Onu da birazdan anlatacağım. Her neyse arkadaşlar. Şimdi okulu yeniliyorlar. Aidat topluyorlar falan filan. Sınıfların kapısı değişti. Ondan sonra baktım iki arkadaşımız. İşte bir erkek bir bayan arkadaşımız. Kapının kenarına yumruk atıyor. İç tarafı çerçevesi diyeyim. Her neyse işte erkek güç gösterişi yapıyor. Yani sert zemine vuruyor falan. Ondan sonra dedim bir tane de ben vurayım. Ondan sonra ben de gaza geldim. Bir tane de ben vurdum. Tabii böyle son güç falan yapmadım ama sert vurdum. Kapı hafif içine çöktü arkadaşlar. Böyle sunta kırıldı. Meğerse markası kağıt dolguymuş zaten. Çok güçlü bir kapı değil. Kapı komple sunta ama Amerikan tipi diye şey yaptılar. Kapı değiştirme sebeple de kapılar içe doğru değil de kapılar dışa doğru açılacakmış. Onun için yenilediler. Her neyse kapı çatladı. Herkes sınıfta birbirini yaydı. Sonra lise birler kendi arasında yaydı. Olay oldu falan. Neyse göze çarpmıyor ama böyle yani 1-2 santimlik bir çöküntü falan böyle. Bu sefer İzvanut gibi çocuklar var. Ergen çocuklar.
Lise 1. Ama adamlar 1.80 böyle 90 kilo falan. Bu sefer onlar da kendi kapılarına denemeye başladı. Ya yani nasıl bir akım başlatmış olduysam yani garip bir şey. Ben korkuyorum adamlar güç gösterisi olarak yaptılar bunu. Herkes kendi kapısını boydan aşağı arkadaşlar neredeyse kırmış. Aşağıda çatır çatır vura 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 kırmışlar. Ondan sonra tabii bu olay başımıza patladı arkadaşlar. Bundan kaçamadık kalorifer olayı gibi. Mevzu şöyle oldu arkadaşlar. Müdür yardımcısı sınıf başkanları toplamış. Kapıları kıranların ismini ver bana demiş. Müdür yardımcısı demiş ki bilmiyorum hocam. Yani işte biliyor da bilmemek şey, işin içine girmemek için öyle demiş. Yemezler demiş. Adını getir yoksa tüm sınıfa keseceğim cezayı falan. Ondan sonra arkadaş da sınıftan iki kişi daha vardı benimle beraber. Ondan sonra diğer sınıfta kıranlar beraber. Hepimiz gittik. Okulun yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 tane müdür yardımcısı vardı. Büyük bir okuldu. Yatılı kısmı falan da vardı. Onun için müdür yardımcısı sayısı çoktu. Her neyse arkadaşlar. Biz 15-20 kişi çok rahat varız böyle. Tek tek böyle dizdiler bizi. Biz böyle ergenliğe vermiş olduğu bir şeyle gülüyoruz yani. Yaptığımız suç. Kapı kırmışız. Disipline gelmişiz ama kendimizi ortaya bir de bizim resmimizi çekiyorlar. İşte kınama cezası gibi bir şey verecekler böyle. Her neyse en son müdür yardımcısı kızdı. İşte devlet malına zarar verdiniz. Dava açılacak. Ailenize söylenecek falan filan. En son dediler ki kapı parası dedik kenarı 190 lira mı? 180 lira mı? Büyük para dedi. Yani kapı fiyatı kadar para istedi arkadaşlar. Adam başı işte o zaman 60 lira ya da 90 lira bir şey düşüyor. 3 kişiyiz çünkü 3 kişi kırmışız. Ben de o zaman günlük 2,5 lira 3 lira harçlık alıyorum zaten. Her neyse bilemedim. Maksimum 5 lira harçlık alıyorum. Cepte de para yok. Burslu'dan almış arkadaşım vardı. Ertuğ'la Zeynel Çıtak. Onlara da selam olsun. Onlardan para aldım arkadaşlar. Onlara her hafta 10 lira mı böyle ödüyordum. Haftalık olarak ödüyordum arkadaşlar. O sürede okula yürüyerek gidip geldiğimi biliyorum. Okulda uzaktı yani. Hatta öğlen beslenmesinde işte ucuz şeyler meyve suyu, kek falan filan alırdım. Öyle geçiştirdim. Öyle öyle ödedim. Çünkü dayımlara diyemiyorum okulda kapıyı kırdık böyle oldu falan filan. Halbuki benimki ufak bir çatlak ama yani olay büyüyünce ifade edemezsin yani. O soyguncu hocalara da buradan yazıklar olsun diyeyim. Kalorifer de o parasını oradan çıkardılar herhalde. Her neyse o kapı kırma olayı da öyle parayı verdik kapattık. Kapı kalitesiymiş ondan kırıldı arkadaşlar. Diğer bir olay okuldan kaçma olayı arkadaşlar. Öğlenleri okul arasında öğle arası okuldan çıkmak yasak. Şöyle yasak. Eğer okula yakın bir yerde oturuyorsan git gel mesafesi yakınsa seni bırakıyorlar arkadaşlar. İzin kağıdın oluyor zaten. Güvenlikçe gösteriyor çünkü diğerleri uzaktan gelenler ya da evi uzak nasıl başka bir mahallede falan kesinlikle izin verme. O mahallede oturuyorsan çıkabiliyorsun. Her neyse öğleden sonra okulun basket maçı var. Namık Kemal Lisesi diye bir liseydi. Onlar Yeni Anadolu Lisesi olmuş. Böyle. Biz de onlardan daha üstün bir Anadolu Lisesiyiz. Bu arada Tekirdağ Anadolu Lisesi Sosyete Lisesi gibi bir lise olarak biliniyordu ama garibanlar da vardı işte benim gibi. Her neyse basket maçına kaçacağız. Ne yapacağız? Okulun böyle otoban gibi bir yer açık şeyi var. Bahçesi var, duvarı var. Oradan atladık arkadaşlar. Otobüslere bindik. Belediye otobüslerine gittik. Basket maçına. Bu Valinoğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün diğer arkadaşlar herkes kaçtı yani. Sınıf belki boştu yani. Bir iki kişi ya vardı ya yoktu. Onlar da okulun yurdunda kalanlardı diyebiliriz. Neyse maçı biz önde götürüyoruz. Ama şöyle bir şey. Orada yine tek tribün. Ve İki ayrı grup varsa arkadaşlar şöyle. Bura bizim grup olsun. Burada diğer Namık Kemal Lisesi. Ben en uç kısımdayım. Hemen yanımdaki arkadaşlar. Diğer lisenin elemanları. Neyse biz normal maç havasında tempo tutuyoruz bağırıyoruz falan filan. Bu sefer tezahüratların şekli değişti. İşte küfür edenler, sövenler falan. Okula hakaret edenler falan filan. Onlar ediyor, onlar ediyor falan filan derken kavga çıktı. Arkadaş biz de en uç noktadayız ya. İki grup birbirine giriyor falan filan. Ondan sonra biz zar zor kaçtık tabii. Çantalar, montlar yerde orada kaldı. Arada polis girdi. Polis hatta arayı açtı falan filan. Ondan sonra işte o Namık Kemal Lisesi'nin elemanlarını çıkardı, gönderdi.
Onlar da dışarıda bekliyor bizi kavga için. Her neyse. Valinin oğlu bizim orada olduğu için hemen polis şeylerine anonsu geçmiş ama ayrı bir titizlikle diğer lisenin elemanlarını çıkardılar. Maçı da biz yendik. O şekilde bizi onları çevirdiler arkadaşlar. Biz de sahil yoluna indik. Orada bizi yakalamaları yani dönmeleri zor olur zaten. Bayağı bir uzun yoldan gidip dönmeleri lazımdı. O şekilde o maçtan da dayak yemeden kurtulduk. Öyle bir okuldan kaçma anımdı. Bir de yine Tekirdağ Lisesi'nde 19 Mayıs'a da 23 Mayıs'ta şey Nisan'da 19 Mayıs Gençlik Bayramı vardı arkadaşlar. Stadyumda eğitim yapıyoruz. İşte gösteri yapacağız falan filan. Böyle çok değişik bir kıyafetimiz vardı. Önü kırmızıydı yanlış hatırlamıyorsam. Arkası mavi. Yani o renklerle şekil oluşturuyorsunuz. Böyle çok değişik bir fosforlu bir rengi falan vardı böyle cıvıl cıvıl. Neyse. Ben yerde bir bıçak buldum arkadaşlar. Ahşap böyle. Sapı ahşap. Bağ bıçaklarını bilirsiniz. Kavisli hilal şeklinde. Öyle bir bıçak buldum. Üzerinde Belçika falan yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Her neyse eğitimin bitimine doğru da öğretmenler anons yapıyor. İşte falanca okulun beden eğitimi öğretmeni Belçika'dan gelme özel yapım bıçağını kaybetmiştir. Bulana büyük hediye var. Tamam. Güzel. Ondan sonra baktım Belçika yazıyor. Uçağı da ben bulmuşum. İyi dedim götüreyim vereyim. Ondan sonra gittim koşarak tabii gidiyorum bulan var mı diye. Ben kalktım herkes oturuyor tabii yerde. Ben koşarken herkes alkışlıyor helal olsun falan filan filan. Gittik arkadaşlar. Öğretmene verdim bıçağını. Baktı bizim öğretmenler. Bizim okulun elemanı falan filan dedi. Helal olsun dedi. Çocuk getirmişim falan filan dedi. O buldum. Bıçağını buldum öğretmen de. Para çıkardı. Para verecek işte 50'likler, 20'likler falan var. Ondan sonra hoca dedi ki bizim hoca. Bak bizim okulun öğretmeni. Çok verme ya dedi falan. Adam çıkardı 5 lira verdi. Allah'ım. Ondan sonra bir de mikrofondan diyorlar ki 50 lirayı kaptı gidiyor. Her neyse böyle bir komedi oldu. Tüm işte Tekirdağ'ın neredeyse lise birileri gelmiş arkadaşlar oraya. Öyle çıktım gittim parayı cebime koydum. 5 lira ama orada 50 lira dediler. Bu sefer ne oldu? Meslek lisesinin çocukları arkadaşlar gösteri sonunda beni buldular. Benden para istiyorlar. Sigara parası falan filan. Oğlum 50 lira verdi. Bize bir sigara parası bir açtık falan filan. Ya kardeşim 50 lira vermedi. Yalan söylüyor. Bak para yok. Neyse ceplerimi çıkardım. 5 liradan fazla para yok. Öyle inandırdım. Bir de onlardan dayak yiyecektim yani. O şekilde iyilik yaptık. Kötülük bulduk diyecek yani olacaktı. Allah'tan dayak yemedik. Çocuklar bıraktı. Öyle kurtulduk. Lise 1 başkanı. Dedim hafta sonu işte dayımlarla inşaat işlerine gidiyordum arkadaşlar. Onlar kaloriferdi falan. Bir gün yine bir Turizm Anadolu Lisesi var orada. Yol kenarını Tekirdağlılar bilir. Oranın tadilat işindeyiz. Neyse öğle arası oldu. Öğle arasında da bakkaldan işte ekmek, kola, kaşar peynir, salam, sucuk, zeytin falan alırız. Onlarla karnımızı doyururduk. Dayımlar bana para verdi. Dedi karşıda market var. Oradan al gel. Neyse kış günü burnumda akıyor arkadaşlar böyle. Çok kötü üşüyorum üstüm berbat. İnşaatta çalışıyor zaten. Daha bir de ergenliğin had safhası 14 yaşındasın. Okulda böyle dedim ya sosyetik bir okul gibi. Neyse yine sosyeteden bir kız gibi bir kız şey. Bir kız gibi kız diyorum pardon. Yani sosyetik olarak tanıdığım bir kız vardı. O da beni bakkalda görmesin arkadaşlar. Allah'ım üstüm başım revan. Kıza tek kelime edemedim. Utandım falan filan. Öyle. O da benim için bir utanç şeyi olduydu. Utanarak geri döndüm falan filan. Okulda bakamadım yüzüne falan. Değişik bir hatıraydı öyle. Ondan sonra arkadaşlar lise 1 anları baya böyle çok. Yani lise 2, lise 3 olaylarına falan. Lise 2'de pek olayım olmadı ama şöyle bir lise 2'de dedim ki okulu pek sevmedim. Tarsus'a geçtik. Abdülkerim Beyken Anadolu Lisesi'ne. Orada da ilk dönem 6 tane zayıfım var arkadaşlar. Bu çok kötü bir şey. Ben de annem o zaman Tekirdağ'a gitmiş anneannemlere. Babam tek var evde. Karneyi attım. Yırttım attım. Babam dedi karnen nasıl? Dedim baba dersler kötüydü. Karneyi attım dedim. Bir şey demedi. Tabii içinden kızmıştır ama bana pek bir tepki göstermedi yani. Ondan sonra
Annem geldi. Karnın nerede dedi. Attım dedim. Yalan söyleme dedi. Attım dedim. Ondan sonra babama da söyledim. Babam bu sefer inkar etti. Benim haberim yok gibisine falan. Öyle 6 zayıflı arkadaşlar. İlk dönemi atlattık. İkinci dönemde 3 zayıfla kapattım falan. İkinci sınıfın sonunda geometri, İngilizce, fizik dersinde kalmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Geometriyi güzel bir notla kurtarma sınavında geçtim. Güzel çalışıp geçtim arkadaşlar. Ondan sonra İngilizceyi de az çok böyle sözlü mülakat, yazılı mülakat şeklinde oluyordu. Onu da geçti kurtardık kılpayı. Fizik kalmıştı öyle sorumlu olarak. Lise sonunda verdik. Lise 3'te okuldan kaçma anım var. Okuldan kaçarken kafayı yerdim. İşte şu ortada iz var. Belki görüyorsunuz pek belli olmuyor kameradan belki ama. Ders boş. İtalyan kafeye gitmek istiyoruz. Öğle arası olacak zaten o dersten sonra. Öğle arasına çıkacağız. Ondan sonra nöbetçi arkadaş da, bahçe nöbetçisi arkadaş izin vermedi kapıda duran arkadaş. Ondan sonra biz dedik duvardan atlayalım gidelim kafeye. İnternet kafeye oyun oynayalım falan. Zaten hızlı gitmezseniz yer kapıyorlar hemen. Neyse ben çitlerden atlarken arkadaşlar pantolonun paçası işte demir korkulukla var oraya geçmiş arkadaşlar. Bir anda atlarken paçam takıldı pantolon. Kafayı lak vurdum yere. Bayağı da yüksekten düştüm. Nereden baksana orası 2 metreden fazla. Şura açılmış benim. Farkında değilim ama şöyle elime değdirdim şöyle. Baktım kan. Ondan sonra dedim gidelim bari kafede elimizi yüzümüzü yıkalım. Bir bakalım ne var ne yok. Çünkü sokağın ortasındasın ne yapacaksın. Her neyse okuldan kaçarken düşmek de ayrı bir rezillik. O sırada bir teyze gördü bizi. Yanında kızı falan var. Onlar pazardan geliyorlardı. Dediler ki benim kızım hemşire gelin baksın bir pansuman yapsın. Neyse hemen okulun karşısındaki apartmanmış. Gittik hemen. Kızı dedi ki buna dikiş atılması lazım. Bir sağlık ocağına gidin. Sağlık ocağına gittik. Oradaki doktor dedi ki buna şey yapılması lazım. Ben müdahale edemem dedi. Devlet hastanesine sevk edilmesi lazım. Bir tomografi falan gerekecek belki. Her neyse. O sırada da okulun müdür yardımcısıyla rehberlik hocası geldi. Nasıl oldu falan. Düştüm diyor. Okuldan kaçtı. Düştüm diyemiyorum tabii. Her neyse. Onlara da bizim arkadaşlar söylemiş tabii. Okulda da o sırada dedikodu yayıyorlar. Ufak bir açılma var ama orada demişler ki yani şura beyninizin diyorum pardon kaşınızın ortası yarılmış. Ama okulda beyni görünüyor. Çocuk çok kötü şey düşmüş falan filan diye. Benim sıra arkadaşım dedikodu yaymış. Sıra arkadaşım en yakın arkadaşım. Çakalın kralı yani. Neyse. Beni devlet hastanesine götürdüler. İşte sedyeye yattım falan filan. Oradaki artık doktor kim bilmiyorum da dikiş attı. O sırada gözüm kapalı bir tane yaşlı dede işte genç bir abimiz var falan. İşte biri diyor okuldan derslerden geri kalacak diye diyor işte boş ver okulunu yemişim falan filan. Ondan sonra o sırada annem geldi benim. Pardon ondan önce bir elimi yüzümü yıkamaya kalktım arkadaşlar. Şöyle bir aynada bir bakayım dedim kendime. Elim yüzüm kan olmuş. Ben kendimle korktum şöyle bir başım döndü lavaboda. Dedim ben bayılıyorum. Önceden de haber veriyorum bayıldım. Neyse düştüm bayıldım harbiden. Sedyede yatıyorum annem geldi o sırada. Annem de bakıyor nerede oğlum falan filan diye. Yüzümü elim yüzüm kan olunca bu değil diyor. Tanıyamadı kadın. Şok. O zaten heyecanlı gelmiş. Öyle kan içine göre şok geçirmiş. Başka çocuklar orada mesleklisinde onlar da kavga etmiş falan. Onlar da yaralı falan. Neyse zar zor işte annem sesimi çıkardım benim falan filan diye. Aldı beni eve götürdü. 2-3 gün işte rapor aldık evdeydim. İkinci gün evde sıkıldım. Gideyim bari annem de yok. İnternet kafede oturayım biraz zaman geçireyim. Ondan sonra okuldan iki tane arkadaşım gelmiş. O beyni görünüyor diye dedikodu çıkan sıra arkadaşım ve başka samimi olduğum bir arkadaşım. Beni görmeye gelmişler. Evde yokum. Demişler bu internet kafeye gelmiş falan. Gitmiştir. Gelirler orada görürler. İşte gülüp eğleniyor lan. Biz bildik seni kafeye geldin falan. Bir daha okula gidip adamı ziyarete gittik. Akıllatmamış okuldan kaçarken düştü. Gittik yine internet kafe dedik falan filan diye. Yine bir daha dedikodu çıkarmışlar. Her neyse o şekilde okula gittim. Şuramda böyle 4 santim falan genişliğinde bir bant var. Bandaj var arkadaşlar. Öyle bir pansuman yapmışlar. Halbuki ufak şurada 2-3 dikişlik bir şey. Ondan sonra herkes bana bakıyor garip garip. Rezil bir durum yani. Okuldan kaçarken düşmüşsün. Öğretmenler görüyor. O çitlerden düşen çocuk sen misin falan filan.
Acayip bir rezillik yani, okul bittikten sonra bile başka okuldan bir arkadaşım, yani diğer okullarda duyulmuş mevzu. Ben öyle hatıra olarak anlatırken, ya dedi o çocuk sen miydin ya falan filan. Ulan dedim sizin okula nasıl gitti bu mevzu yani. Bayağı büyümüş. Aslında bana göre ufak bir olaydı. Öyle arkadaşlar yırttık. Yani ufak bir şeyle, sıyrıkla atlattık diyeyim. Başka arkadaşlar, yine bir kopya çekme mevzusu. Aslında diğer videoda anlatmalıyım ama şimdi aklıma geldi. Yine fizik dersindeyiz. O dersine 0,5 aldım hoca. Diğer arkadaşlar derste de kötü. Yani hoca kötü anlatıyor. Kimse de anlamıyor. Yapabilenler de yani en yüksek not 70-75 falan. Onlar da dershaneye özel derse falan gidiyor. Öyle yapabiliyor yani. Her neyse arkadaşlar. İki arkadaş anlaşmışlar. Kopya çekecek. Yan yana oturmuşlar. İşte yerlerini değiştirmişler. Başka arkadaş da kopya çekemeyeceği için, onunla yerleştirdiği için şikayet edecek hocaya. Neyse sınav zamanı geldi. O dedi hocam bunlar yer değiştirdi falan filan. Hoca da eski yerlerinize geçin. Ondan sonra bu arkadaşlar kopya çekemedi. O kopya çekemeyen arkadaş o bayan arkadaşa, yani kendisi kopya çekemeyecek diye şikayet eden, hocam bunlar yer değiştirdi diye kopya çeken arkadaş, şikayet eden arkadaş, o da düşük kaldı. Diğerleri de düşük kaldı. Bu sefer o kopya çekemeyen arkadaş bayan arkadaşa sövdü. O çocuğu dedi. Ondan sonra bu arada o şikayet eden öğretmene gambazlayan kız da benim kimya sınavımda bana kopya vermeyip kendisi 26 alıp benim 43 aldığım sınavdaki kız arkadaşlar. Çok fena yani, derler ya totosu yere yakın olandan korkun diye, öyle bir kız. Her neyse arkadaş küfür etti kıza. Kızın da başka sınıfta erkek arkadaşı geldi sınıfa o sırada. Sen misin benim kız arkadaşıma küfür edin. Bizim sınıfta böyle boş bir sınıf değil o zaman yani. Böyle yaramazlar falan var. Sen kimsin bizim sınıftaki çocuğa artistlik yapıyor falan. İsmail diye bir arkadaşımız çocuğun boğazına yapıştı falan. Arkadaş, ben bıraksam çocuğu dövecekler. Kızı pek sevmiyorum. Gıcım. Zaten arkadaşımızı gambazlamış. Bir de çocuk başka sınıftan gelmiş. Artistlik yapıyor. Ama dayak yiyecek. Ben dedim dayak yemesin, ayırayım bari. Çocuğu tuttum, çektim arkadaşlar. Diğerlerini ayırdım falan filan gönderdim. Bu sefer ayırdığım için ben kötü oldum. Ben bıraksam orada çocuğu yumruklayacaklar. Yani boğazına yapışmış. Zaten tırnağa geçmiş çocuğun. Zar zor çektim çocuğu, kurtardım. Bunlar gitmişler müdür yardımcısına şikayet etmişler arkadaşlar. İşte kopya mevzusuna kavga çıktı. Salim tuttu, İsmail vurdu demişler. Yani ben tutmuşum çocuğu, İsmail de dövmüş. Halbuki vurma falan yok. Sadece bir boğazı tuttu. Ben de çekmesem, yani ben ayırdım. Ayırmasam dayak yiyecek çocuk. Ve bunu sıra arkadaşım bayan beni şikayet ediyor. Her neyse müdür yardımcısı çağırıyorlar dersin ortasında. Ben durum yok. Acaba ne yapmış olabilirim ki müdür yardımcısı beni çağırıyor? Merak ettim. Böyle rahat, içimde rahat gittim böyle. Salim dedi sınıfta kavga olmuş. Sen tutmuşsun, İsmail vurmuş, doğru mu dedi. Ya dedim Allah kuru iftiradan saklasın hocam dedim. Ben dedim çocuk dayak yiyecekti. Ayırdım, kavgayı ayırdım. Çektim çocuğu, öyle bir durum yok. Neyse savunma yazdım, çıktım. Sınıfın kapısında bu beni şikayet eden kızla oğlan kapıda duruyor, bana ters ses bakıyorlar. Neyse ben de gereken cevabı verdim falan filan. Öyle bir anımız oldu arkadaşlar. Başka bir diğer anım. Aydın Baba diye bir edebiyat hocamız var. Gerçekten lakabını hak eden bir hocaydı. Baba ünvanını şey yapan. Buna Aydın Baba demelerinin sebebi de bir tane lise öğrencisi var. Genç çocuk. Annesi babası ayrılıyor, bir şey oluyor. Yurt dışına mı gidiyorlar? Ne? Bu çocuk burada kalıyor. Bu Aydın Baba daha yeni evli. Bu genç çocuğu evine alıyor. Kaç yıl okutturuyor falan filan. Masraflarını karşılıyor. Çocuğun okul bitirmesini sağlıyor o şekilde. Yani kendisi bakıyor çocuğa. Öyle bir sahiplenişi vardı. Onun için Aydın Baba diyorlar. Kendisi de sevdiğimiz bir efendi ama çok gaza gelirdi böyle. Yaşlı bir hocamızdı. Yani bizim dönemimizde yaşlıydı. Neyse bunun dersi, o bu bir şey anlatırken gaza gelirken millet alttan mehter marşı veriyordu. Yani o derece değişik bir hocamızdı. Arkadaşlar da böyle saygısızlık haddini aşarlardı. Ben öyle şeylere gelmedim ama bir gün
nöbetçi arkadaş var. Müdürün ya da müdür yardımcısının kapısında nöbetçi olan arkadaşlar olur. Bu genelde birinci sınıf, ikinci sınıf fark etmez. Yani seçerler birini. O gün nöbetçi olur orada. Müdür birini çağırdığı zaman ya da başka işleri varsa çocuğa yaptırırlar. Ben de o çocuğu tanıyorum. O gün nöbetçi olan arkadaşı. Dedim ki dersin o sonlarına doğru, son 10-15 dakikası beni çağırır mısın? Salim Semerci'yi çağırayım müdür yardımcısı diye. Ondan sonra tehlikeli bir iş yani. Hoca da kullanacağı tuttu. Neyse arkadaş geldi. İşte kapıyı çaldı. Hocam Salim Semerci işte burada mı, müdür yardımcısı çağırıyor falan. Hayır olsun falan. Hoca sorguya çekiyor bu sefer çocuğu. Hoca herhalde kullandı. Yani belki de anladı bizim numara yaptığımızı. Ondan sonra çekti gittik. Ulan dedim yani o arkamızdan gelecek bir şey çevirecek diye korktum. Öyle bir çakallık yaptık. Dersin 15 dakika önce çıkmak için öyle bir plan kurmuştuk. Başıma patlayacak diye çok korktum ama hoca anladı da müdahale etmedi gibi bir şey oldu. O şekilde gazabından yırttık diye düşünüyorum. Ondan sonra arkadaşlar bir sürü öyle kopyanımız oldu. Okulda yaramazlıklar falan yaptık. Hatta şöyle bir arkadaşımızın şeyi yılbaşı döneminde arkadaşlar bilet falan almış. Demiş ki milli piyango bana çıkarsa işte bu okulu yıktıracağım. Bu öğretmenleri kovacağım falan filan. Hocam biri bunu duymuş. Ondan sonra kızı disipline vermişler. Buna da dolayı yani hoca gidip kızı disipline vermiş. Böyle acayip bir olay oldu. Sonra başka bir olay. Bu da son olay olsun çünkü yarım saat olacak video. Boş ders, pardon teneffüsteyiz. Nöbetçi öğretmen de koridorda geziyor. Geldi sınıfa girdi, baktı. Dedi gömleklerinizi içine koyun. Herkes koyuyor yavaş yavaş böyle. Bir tane arkadaş var yavaş yavaş koyuyor yani hoca gitsin de çıkarayım gerisinden şey abi gömleği pantolon üzerine çıkaracak. Hoca da gel dedi burada koy dedi. Şeye çağırdık kapının girişine. Arkadaş da yavaş yavaş koyuyor. Ondan sonra hızlı koy dedi. Ondan sonra arkadaş da koyuyorum ya işte dedi yani içine sokuyorum ya dedi. Öğretmen kalktı çocuğa yumruk attı tam kalbin üstüne. Ondan sonra çocuk da sinirlendi. O da iri yapıldı biriydi. İsmet. Hoca dedi bir daha vurursan dedi seni şey yaparım dedi. Ondan sonra işte hoca elini bükmeye falan çalıştı. Arkadaş kafası değdirdi falan filan. Hoca daha da sinirlendi. Ondan sonra senin ismin ne? Senin ismini vereceğim gibisine falan. Dedi orada defterden bak ismini çık git dedi. Git kime şikayet ediyorsun et gibisine. Sınıftakilere sonra sınıftakilere de ses çıkarmış falan. Ondan sonra gitmiş tabii müdür yardımcısına şikayet etmiş işte bana küfür etti falan. Öğretmen de haksız çocuk da haksız ama öğretmen vurduğu için çocuk da vurdu küfür etti falan. Ondan sonra arkadaşın babası falan gelmiş. O da iri yapılı bir adam. Ondan sonra arayı bulmuşlar bir şekilde. Çocuk gitti o şekilde. Böyle değişik bir anımdı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi aklıma gelenler bunlar olduğu için bu kadar. Yoksa emin olun daha çok bir sürü anı var. Hatta son video son konu olsun diye anlattım bunu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.